her ezanda dört tekbir alınıyor başında. Sonunda da iki tekbir alınıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrfaça yüksek sesle söyleyelim ki yukarıdaki cemaat da işitsin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ezanda tekbir ile başlıyor. Dört tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu bir hasbihaldir, sohbettir. Sözümüz, sohbetimiz olsun. Madem ki bu kadar din kardeşimiz burada hazır olmuştur, uzaktan, yakından Allah razı olsun. Siz gelmezseniz biz direklere mi konuşacaktık? Siz geldiğiniz onun için sizle konuşalım. Konuşana değil, konuşturana dinlerse daha iyi olur. Bir iki mümin peygamberlerin ilminden bize ulaşan bir ilimde iki mümin meşrepleri aynı, birbirleriyle muhabbet eden iki mümin oturup bir davar sağacak kadar zamanda bir sohbette bulunsalar, biri söylese, ötekisi dinlese, Cenab-ı Hak o kimselere bir rahmet kapısı açar. Yalnız başına otursa o kapı açılmaz. İki kişi olunca o kapıyı açar. İki kişi ve yukarıya doğru cemaat sayılır. Cenab-ı Allah topluluğu sever. Dağınıklığı sevmez. Bir olmayı ister kullarını. Ne zaman bir oluruz biz? Kalplerimiz bir yerde buluşmadıktan sonra biz bir olamayız. Buyur otur. Hiç merak etme. Böyle rahat otur. Sana okurum ben inşallah Rahman. Bu kadar cemaatle dua ederiz. O ağırlık senin üzerinden gider. Böyle rahle mahalle yok mu? O rahleyi ver, otursun oraya. Sen götür. Ecel Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kimse karışamaz. Ve herkes ecelini tamam etmedikten sonra dünyadan gitmez. O gün hastalık ne kadar ağır olsa, ecel için gelmediyse insan ölmez. Bazen de en ufak bir sebep ecele vesile olur, geçer gider insan. Onun için kalbini Allah'a bağlayıp, Ya Rabbi, ecelim de senin elindedir. Hayat ve mematımıza hükmeden sensin. Hayatımız da senin elindedir. Ölümümüz de senin elindedir. Ne hayatımız üzerinde bizim sözümüz var, ne ölümümüz üzerinde. Kimsenin elinde bir şey var mı? İstediği kadar yaşasın, istediği vakitte ölsün diye. Yok. Biz her gün 5 defa ezan-ı Muhammedi'yi dinleyiyoruz. 4 tekbir alıyor. Allah Teala Hazretlerinin böyle otursa, böyle otursa rahat otursun. Kalabalıkta belki içeride. Allah'ın büyüklüğünü bildiriyor. Allah ne kadar büyükse kul o kadar da küçüktür. Biz o kadar küçüğüz. Allah ne kadar kudretliyse kul o kadar acizdir. Allah ne kadar ganiyse kul o kadar fakirdir. Allah ne kadar vericiyse kul o kadar muhtaçtır. Yani Allah'ın azametini ve büyüklüğünü ölçmeye ölçü yok. Kulun küçüklüğünü de ölçmeye ölçü yok. Biz o kadar güçlüyüz. Allah'ın kudret ve azameti ölçülemez. Büyüklüğü ölçülemez. Bizim de küçüklüğümüz, zayıflığımız,
ve hulikal insanu daifa. Cenab-ı Hak buyurdu ki insan zayıf yaratılmıştır. Hayatımız mematımız iki nefesin arasındadır. İçeri nefes girmese ölürsün, giren nefes çıkmasa ölürsün. Yoksa Cenab-ı Allah bizi efendim dilemiş olsaydı günde bir nefesten idare ettirirdi. Lakin 24 saat zarfında 24 bin nefes var. Sayılandır. Her şey Allah'ın yanında sayılandır. 24 bin nefes alır veririz ki bilesin muhtaçsın. Bilesin acizsin. Bilesin zayıfsın. Baş kaldırmayasın. Ve 5 defa ilan ettiriyor Cenab-ı Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir defa da duymayan bir daha duysun. İkincide duymayan üçüncüde duysun. Üçüncüde duymayan dördüncüsünde duysun diye. Büyüklük Allah'ındır. Lakin gafil insan Estaizu billah innel insane leyetgâ en râhu istâhnâ. Cenab-ı Hak buyurur ki kişi kendisinde bir varlık sezdiği vakitte azgınlaşır diyor. Tuğyan eder. Zenginlediği vakitte zanneder ki kimseye muhtaç değildir. Ve tuğyan eder. Çok kimseleri zenginlik azdırır. Varlıktan azar veya verdiği kuvvetten azar veya verdiği mevkiden azar. Zanneder ki kendisi yetişti o mevkiye. Zanneder ki o tuttuğu işte muvaffak olması kendisindendir. Demez ki Allah beni muvaffak etti ve bu işin hakkından geldim ve bana yolu açtı ve yürüdüm buraya kadar yetiştim demez. Unutur, gaflete düşer. Halbuki çok devletliler var. Gece devletli yapmış, sabahta, yazından da ya mezarda sabahlamış. Çok zengin yatıp fakir kalkanlar olmuş. Çok sıhhatli, afiyetli yatıp sabah bir tarafı gitmiş kalkmış. Başka hastalık gelmese Cenab-ı Hak o kulu aciz etmek isterse bir tarafına vuruverir. Melaike bir tarafı tutmaz. Ya o gece aslan gibiydi adam. Ne oldu? Bir tarafı gitti. Sürünür. Ya yatağa esir olur. Ya kalkarsa sürüne sürüne gelir. Kuvvetine mi büyüklenirsin? Mevkiine mi büyüklenirsin? Malına, servetine mi büyüklenirsin? İlmine mi döndürüp, efendim, ilmine mağrur olanı da ona bir afat verir, unutturuverir. Bildiğini hepsini unutur, çocuk gibi kalır. Adını sorsan şaşırır da sorayım bakayım neydi adım der. Öyle de yapar Cenab-ı Allah isterse. Onun için insana tevazu yakışır. Kula Cenab-ı Hakk'ın huzurunda güçülüp büyüklük dava etmeden ya Rabbi senin aciz kulumum demek yakışır. Lakin o okuduğumuz ayet mucibince bu 20. asrın insanı en çok kendilerine ön verilmiş olan insanlardır. Geçmiş zamanların, geçmiş asırlarda yaşayan insanlara Cenab-ı Allah bugünün insanına verdiği fırsatı vermedi. Onun için bugünün insanı cebbarlaştı. Yani zorba olmaya doğru gitti.
Neden? Cenab-ı Allah onlara bir kuvveti müsahhar kıldı. İzin verdi kendilerine. O verdiği izinle gökyüzüne bir şeyler atıyorlar. Gökyüzüne attıkları o alametler kendilerinin emriyle yeryüzünden onlar dolaşıp duruyor. İnsanoğlu zannediyor ki artık bana hükmedecek, benim üzerimde irade sahibi iradesi görecek kimse yoktur. Bu yer benden sorulur. Gökyüzündeki bize karışamaz diyor şimdi. Bu asırda yaşayan insanlar, yetişenleri de öyle yetiştiriyoruz. Gökyüzündeki habere bakma diyoruz. Yeryüzüne bak. E hiç sen gördün mü koyunu gökyüzüne baksın? Öteki dört ayaklılar hiç böyle gökyüzüne bakanı var mı? Yani ne demek istiyorlar? Siz de o sınıfa girin. Gökyüzüne bakmayın. Gökyüzüyle alakadar olma. Yıldızlarıyla, ayıyla, onunla, bununla meşgul olurlar ama o yıldızları gökyüzüne takan, yerlerini tayin eden, ayı günü idare eden kimdir? Onun hakkında karıştırma diyor. Onu sorma. Yalnız seyredeceksen seyret. Onları hareket ettiren, onları idare eden, onları yerli yerinde durduranı sorma. Öyle yetiştiriyorlar. Ateist, Allahsız bir tahsil yaptırıyorlar. Bizim memleket değil yalnız. Yok. Bizimki de hepsiyle beraber akıntıya gidiyor. Ben dünyanın gün doğuşundan gün batısına kadar dolaşıyorum. İslam ülkelerini de dolaşıyorum. Kafiristan, Frengistan, onların memleketlerini de dolaşıyorum. Okuttuklarını görüyorum. Kitaplarına da bakıyorum. Kitaplarında Allah ismi yoktur. İşte 20. asrın insanı kendini görüyor. Çok büyükleniyor. Biz her şeye hükmedelim. Peki sen her şeye hükmedersen ölüme ne teslim olursun? İhtiyarlığa ne teslim olursun? Hastalığa ne teslim olursun? Madem bu kadar kendini görüp, kendini beğenip, kendinde bir şey var zannediyorsun. Peki ölüme neye karşı gelemiyorsun? Ölüme karşı gelecek olsan bu vücudun erimesini nasıl önleyeceksin? Boyuna yaşlanmasını, zayıflamasını nasıl önleyeceksin? Ve 20. asırdaki insanlar azmıştır. Azgınlaşmıştır. Onun için Cenab-ı Allah onların hakkında hükmünü vermiştir. Cenab-ı Peygamber'e bak bu iki sözü de söyleyelim. Sözümüz inşallah bir fayda verir dinleyenlere. Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatu vesselama Cebrail aleyhisselam geldi, bir ayeti kerime getirdi. Estaizu billah ve huvel kadiru ala en yeb'ase aleykum azaben min fevgikum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şiyan fe yudika ba'dakum be'se ba'd. Cenab-ı Allah Efendimiz'e gönderdiği bu ayet-i kerimede buyurdu ki ey Habibim, benim kullarım azdıkları vakitte zannetmesinler ki ben onları terbiye etmek için üzerlerine gökyüzünden azam endirebilirim. Azam kullara üzerlerine gökyüzünden bir ateş de indiririm, taş da yağdırırım, efendim tufan da indiririm. Söyle ki o kadirdir. Onların azdıkları takdirde üzerlerine gökyüzünden azap indirsin. Efendimiz dedi ki aman ya Rabbi,
aman ya Rabbi, benim azan ümmetlerimi üzerlerine gökyüzünden azap indirip helak etme beni. Etmem ey Habibim diye cevap geldi. O halde onlara bildi ki ev min tahti erzulihim. Söyle, gökyüzünden azap indirmem. Lakin ayaklarının altından onlar azgınlıkta devam ederse ayaklarının altındaki bastıkları yeryüzünü ondan bir azap gönderip onları terbiye ederim. Böyle bir sallayıverir birkaç saniye mamureler harabe zara döner. İçindekilerle beraber gömülür şehirler. Allah muhafaza. Kaç defa sallıyor bizi bu 20. asrın içerisinde 70-80 senede kaç defa sallanıyoruz? Sallanmadığı gün yok. Sallarım diyor. Yer altından da bir azap verirsem onları o şekilde de ben terbiyeye kadirim. Aman ya Rabbi dedi. Benim ümmetlerimi ayaklarının altından yani yerden zelzeleyle helak etme. Etmeyeceğim dedi. Onun için böyle ihtar mahiyetinde geliyor. O sallantıları sen tamam sallanma zannetme. Tamam sallayacak olursa hiç ayakta ne bina kalır ne insan kalır. Birkaç saniyelik ihtar içindir. Dışarı koşarlar o zaman millet sokaklara. Korku geldiğinde herkes evine sığınırken o öyle bir müthiş korkudur ki insan evinden sokağa çıkar. Sokakta barınılırım, etmem dedi. Umumi helak etmem onları. Ev yelbisekum şiyan ve yuzika ba'dakum ba'se ba'd. Yahut onu yapmazsam, lakin yine onlar azgınlıkta devam ederse illa bir ceza vereceğim. Ne yaparım onları o zaman? Bölüp bölüp, fırka fırka, parti parti ayırırım diyor onları. Ayırmalarına göz yumarım, ayrılmalarına. Ben onları bir olmaya davet ederim de onlar kendi kendilerine hayır der. Biz bir bu parti olacağız, bir bu parti olacağız, bir o parti olacağız. Bu eline çekecek, bu boyuna çekecek. Bak Allah'ın hükmüdür yürüyen bizim üzerimizde. Bütün dünyada da bu böyledir. Ayıracağım der onları. Ben onları toplanmaya çağırıyorum. Benim muhabbetimde, bana imanda bulursunlar, onlar kaçıyorlar. Madem kaçıyorlar, bırakıyorum. Bir bölük böyle ister, bir bölük böyle ister. Bir parti bu tarafa çeker, bir parti o tarafa çeker. Efendim, hepsi de aynı milletten, aynı cemaattan oldukları halde birbirlerine düşman olurlar. Onun için Peygamberimiz buyurdu ki ahir zamanda milletler dıştaki düşmana muharebe etmeyecek. İşte kendi kendilerine muharebe edeceklerdir. Düşün ve gör halimizi. İçeride muharebemiz vardır. Dışarıda muharebe etmiyoruz. İçeride muharebemiz var da dışarıdaki düşmana hareket edemiyoruz. Peygamberin sözü. Ahir zamanda milletler kendi işlerinden birbirlerine muharebe eder, başkalarına etmez diyor. O bizim Allah'a olan inancımızın zayıflamasından dolayıdır ki yetiştirdiğimiz gençlere iman aşılayamıyoruz. Boşlukta kalıyor gençler. Kalpleri boş. Kalpleri dünya doldurmaz ki. Dünya vatağından hiçbir şey doldurmaz ki. Allah'a iman doldurur kalpleri. Onun için bu insanların günden güne daha karanlık bir efendim istikamete doğru gitmelerini görüyoruz. Bu tehlikelidir. Her millet için bu böyledir. Her millet Allah'a olan
inancı takviye etmeye, kuvvetlendirmeye gayret etmiyorlar. Allahsız bir talim, terbiye yapmaya uğraşıyorlar. Allah'a olan imanı gençlere, yetişecek olan talebelere aşlayamıyorlar. Binaenaleyh Allah'ı tanımadan yetişen kimseler nerede buluşacaklardır? Birbirleriyle muharebede buluşacaklardır. Birbirlerine muhabbette ve imanda buluşacak değillerdir. Ve bugün maalesef bütün insanlığın bu hal felaketini hazırlamaktadır ki insanların arasında merhamet günden güne azalmakta, efendim, adalet, insaf gitgide ortadan kalkmakta, sevgi ve hürmet günden güne azalıp tükenmekte. Bunun neticesinde insan ne olacaktır? İnsanlığı insanlıktan çıkacak. İnsanlıktan çıktıktan sonra o kimseler birbirlerine her şeyi yapabilirler. Bir anında bir düğmeye basar, dünyanın bir tarafını yakar. O biri bir düğmeye basar, o bir dünyanın o bir tarafını yakar. Ona doğru gidiyor dünya. Dur diyecek adam var mı onlara? Şimdi bütün milletler hazırlanıyor, ateş yükleniyor. Ne için? Bu dünyayı yakmak için. Allah bize bu dünyayı yakalım diye mi emretti? Bunun için mi yarattı? Muharebe için mi yarattı bizi Allah? Yoksa kulluğu için. Biz neye hazırlanıyoruz? Bütün milletler dünyayı yakmaya, birbirlerini yakmaya. Maşallah insaniyetimize. Ve 20. asrı biz medeniyet asrı sayıyoruz. Hangi medeniyet? Birbirini yakmaya hazır olan milletler nasıl medeni sayılır? Nasıl çaydaştır ya çağdaştır? Kalbinde merhameti olmayanın imanı yoktur dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve sen bir karıncayı öldüreceğin vakitte o karınca kaçar. O hayvan kaçıyor. Mümin eğer o mızır değilse onu öldürmeye cesaret etmez. Merhameti galip gelir. Nerede kaldı ki efendim, bir insanı değil, bir ülkeyi içinde olan her şeyle yakmak. İcat ettiğimiz harp silahları budur. Herkes daha büyüğünü istiyor. Yani lahzanın içerisinde bütün dünya ellerinden gelse patladık bitirecekler. Bu medeniyetleri, ben soruyorum Hristiyanlara, size İsa Peygamber böyle mi söyledi? İsa Peygamber size dedi ki bu tarafına vurursa yüzümüzün bu tarafını çeviresin. Siz ne merhametsiz oldunuz. Elhamdülillah dedim ki o tena silahları biz icat etmedik Müslümanlar. O günah sizin üzerinizdedir. Lakin bize de gelin. Evet, dinini, imanını gözetmeyen milletler işte böyle neticesi korkunç olan bir harba hazırlanıyorlar. Dinden, imandan uzaklaştıkları derecede bela onlara yaklaşıyor. Allah bizi affeylesin. Bu kadar yetişir bu gecelik de. Yine yarın gece buluşuruz, öbür gece buluşuruz burada bulunduğumuz müddetçe. Allah razı olsun, siz yorgun olduğunuz halde bu kadar dinlediniz. Ben bir parça fazla söyledim ama Allah razı olsun. Bir parça söyleyince içimizde rahat oluyor. Cenab-ı Hakk'a da hoş gelir. Bu Hak kelamını söyleyip efendim müminleri uyandırmak Peygamberimizi de hoşnut eder. Allah ve Peygamberi sizden de hoşnut olsun. Amin. Milletimize de hidayet yollarını açsın. Amin. Karanlıklardan bizi kurtarsın. Amin. Ya Rabbi,
bu cemaatimizin de ahir akıbetlerini hayır eyle. Amin. Bizi kulluğumun şerefinden yaşat. İzzetiyle izzetlendir ya Rabbi. Amin. Hürmetül Habib, hürmetül Fatiha.